Demek assalomu alaykum. Xo'p, kimyoning asosiy tushunchalarini boshlaymiz. 27-masala kelib qoladik. 27-da oxirgisi edi, to'g'rimi? Xo'p, shunda va 30-ni ham ko'radik-a, adashmasam. 30-ni ko'rdingmi, ko'rmadingmi? Yo'q, 30-ni ko'rmagandingmi? Xo'p, qaraylar, 30-masalani ko'ramiz. Xo'p. 30-masala nima debdi? 30-masalada aytibdiki, yadro reaksiya beribdi. Yadro reaksiyasi 5% ga massasi kamaydi debdi va pozitron hosil bo'libdi. Va A bilan B izoton debdi. A bilan B izoton. İzoton nima edi o'zi? Neytronlari bir xil. Mana bunaqa qoida bor-da. Agar izoton bo'lmoqchi bo'lsa, massasi nechiga o'zgarsa, masalan 1 ga o'zgarsa, tartib raqami ham xuddi shunchaga o'zgarishi kerak. Yana bir marta qaytaman. Tepasi nechtaga o'zgarsa, pastiga nima keladi? Shunchaga o'zgaradi. Ya'ni bittaga o'zgaradi. Shunda bu ham 16 ta neytron, shunda bu ham nechta neytron bo'ladi? 16 ta neytron bo'ladi. Tushuntirdimmi? İzoton bo'lishi tepasidan pastga nima qilish kerak? Bir xil o'zgarishi kerak. Tushuntirdimmi? Xo'p, endi shunda reaksiyani yozamiz. Qanday reaksiya? A B bo'pti. Plus beta plus va neytron. Agar dona berilgan bo'lsa 6.02 bo'lamiz. 15.05 13.23 bo'lingan 6.02 13.23. Ikkalasi ham bir xil bo'lsa nima bo'lib ketadi? Qisqarib ketadi. 15, 6ning ikkitasi 12. 6ning yarmisi 3. Demak, 2 ta va yarimta ekan. Demak, necha bo'ladi shunda? 3 bo'lsa 6 × 18 bo'ladi. 2 ta yarim. Ya'ni 2 yarim bu kim desa, pozitron. Pozitron bu ikkinchi nomi beta plus. Beta plus nima deylar ekan? Pozitron 2 yarim mol ekan. Necha mol ekan? 2 yarim mol. Endi qaraylik, bitta sekreti bor bu yerda, ya'ni bir siri bor. Umumiy massa nechini beryapti? 1. Umumiy zaryad ham shuning nechi? 1. Ya'ni demoqchiki, massani kim beryapti? Neytron, zaryadni kim beryapti? Pozitron beryapti. Tushunasizmi? Ya'ni o'sha bitta o'zgarish kerak bo'lgan narsani neytron beryapti. Bitta o'zgarish kerak bo'lgan narsani pozitron beryapti, to'g'rimi? Demak, ular teng bo'lishi kerak emasmi? Ya'ni bu 5 bo'lsa, bu ham nechi bo'lishi kerak? 1 bo'lsa, bu ham? Ya'ni bu nechtaga o'zgargan bo'lsa, bu ham shunchaga o'zgardi. Tushunasizmi, tushunmaysizmi? Masalan, hozir mana shuni oldiga 2 qo'yadigan bo'lsak, massa necha bo'lib qoladi? 2. Tartib raqami necha bo'lib qoladi? 1. Chunki 2 karra 0 necha? 0. 0 ga 1 qo'ysa, baribir 1 u. Yana bir marta deyman. Massasi 2 ni beryapti. Tartib raqami nechini beryapti? To'g'ri keladimi? Menda nima bo'lish kerak? Mana qoida bo'yicha teng bo'lish kerak. Demak, qoida shunday. Neytron nechta bo'lsa ham, pozitron shuncha bo'lishi kerak. Lekin men bilmayman, bu nechta, bu nechta degan. Bo'lishi mumkin 10 ta. Bu 10 ta bo'lsa, bu ham nechta bo'lishi kerak? Demak, mollari bir xil bo'ladimi? Tasavvur qilinglar, bu 1 bo'lsa yoki 1x bo'lsa, bu ham necha x bo'ladi? Endi qaraylik, 2.5 x ga ko'paytirib, x ga bo'lsa nima bo'lib ketadi? Yana qaytib shu 2.5 o'zi bo'ladimi? Tushuntirdimmi? Endi savol tug'iladi, nimaga men neytron topyapman? Nimaga neytron topyapman? Masalaga qarasak, massasi 5% ga kamaydi deyapti. Massasi necha foizga kamaydi deyapti? 5%. Massa kimning hisobidan kamayadi? Pozitron hisobidanmi, neytron hisobidan massasi? Kimning massasi bor? Hozir chiqib kelayotgan zarrachani qaysi birini massasi bor? Neytron massasi bormi? Demak, kamayayotgani neytron hisobidan kamayadi. Endi qaranglar. Demak, o'sha kamayishi neytron hisobidan bo'lsa va shu 2.5 gram bo'lsa va shu necha foizga kamayapti deyapti? Necha foizga kamaydi deyapti masalada? 5%. Demak, shu kamayish neytron hisobidan 2.5 gram bo'lsa va shu necha foiz tashkil etadi? 5% tashkil etadi. Agar mana dastlabki massasi so'ralgan bo'lsa, necha foiz topish kerak dastlabki bo'lsa? 5%. Ya'ni 100%. Ya'ni dastlabkini topish kerak bo'lsa, har doim necha foiz topish kerak? 100% topish kerak. Umumiyni topish kerak, to'g'rimi? Shunda qaranglar, necha marta kichik? 2 marta kichik, ha? Demak, buni 2 ga bo'lsak? 50. Demak, dastlabki umumiy massa nechini bergan ekan? 50 ni bergan ekan. Tushunasizmi? Xo'p, isbotlashni qilamiz. Isbotlashni qilamiz. Demak, dastlab necha gram bo'lgan ekan? 50 gram. Va bu necha foiz bo'ladi? 100%. Necha gram kamayapti? 2.5. 2.5 ga kamayayotgan bo'lsa, necha marta kam? 2 marta.
2 martakam, demak bu ham 2 martakam bo'lsa 50, bitta xona so'raladi. Ya'ni 50 yarmisi 25, bitta xona so'ralgan, 100 yarmisi 50, bitta xona so'raladi. Haqiqatan nechi foiz kamayapti ekan? 5%. 5% kamayishi bu nechi bo'lishi kerak ekan? 50 gram. Tushunib oldingmi? Tushunadim. Xo'p. Demak, birinchi ishda buni tengligini isbotladik, ikkinchi ishda proporsiya qildik. Xo'p, tushundingmi? Hamma tushundimi? Rasm ishi kislorodning massa bo'lishiga teng deyapti. Shunaqa deyaptimi? Shunda biz buni 2 deb olamiz, buni 1 deb olamiz. Masalan. Shunda boshlaymiz. Hajmi ulush deydigan bo'lsak, bu mol ulushga teng bo'ladi. Nima ulushga teng bo'ladi? Mol ulushga teng bo'ladi. Mol ulush deganda umumiy mollarni qo'shib chiqamiz. Vodorodning mol ulushi deyapti. Shunda vodorod necha mol bu yerda? X. X mol. Umumiy mol topadigan bo'lsa, x ga necha qo'shamiz? 1 ni qo'shamiz. X plus 1 bo'ladi. Shunda umumiy mol kelib chiqadi. Teng. Massa ulushi kislorodga teng deyapti. Kislorodning massa ulushi degani uchun kislorod umumiy massaga bo'lamiz. Ya'ni kislorod massasi o'zi necha? 32 taqsim bu necha x massasi? Plus necha? 32. Xo'p, shunda buni bunga har biriga ko'paytirib chiqamiz. Buni bunga har biriga ko'paytirib chiqamiz. 32 ni x ga ko'paytirsak 32 x 32 ning o'zi teng 2x kvadrat plus necha? 32x. Tushunarlimi? Shuni qarasangizlar, chap tarafdan o'ng tarafdan bir xil bo'lgan narsa bo'lib ketdi. Tushunarlimi? Shunda nima qoldi? 32 teng 2x kvadrat bo'ladimi? X kvadrat topish uchun 32 ni 2 ga bo'lamiz. Endi qaranglar, nechini necha ko'paytsak 16 bo'ladi, ya'ni nechini kvadrati 16 beradi? 50 ga olamiz, necha chiqadi? 4. 4 kvadrat 16 yo. Demak, ikkisi necha teng ekan? 4 ga teng ekan. Tushunarlimi? Endi savolni yana marta o'qiymiz. Nima debdi savolda? Demak, vodorod nisbatan geliga nisbatan zichligini so'rayaptimi? O'zi geliga nisbatan zichlik degani m o'rtacha bo'lish kerak bo'ladi tepada. Nima bo'lish kerak? M o'rtachani geliga mr ga bo'lish kerak. Avval m o'rtacha qanday topilardi o'zi? M o'rtacha tepadan m1 bir qancha gazlarni massasini o'shalarni nimasiga bo'lamiz? Moliga bo'lib chiqamiz. Shunda qaranglar, birinchisining moli necha mol? Ikkinchisining moli necha? 1. Xo'p. Endi massani topish uchun o'sha moddaning mr'ni molga ko'paytiramiz. Ya'ni molni topish, molni ko'paytiramiz mr'ga. Necha mol? 4 kere 2 8 32 ni 1 ga ko'paytsak 32 qo'shsak 40 bo'lingan 5. 4 ga 1 bo'lsak 5. 2 ga necha bo'lar ekan shuni? 8 gram o'rtacha. Endi shu o'rtachani nechaga bo'lamiz? 50 ga degan. 50 bo'lsa nechiga teng bo'ladi? 2 ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Tushundingizmi, tushunmadingizmi? Shunda javob D bo'ladi. Tushundingmi? Shunda javob D javob bo'ladi. Okay. Rasmga olasizmi? Keyingisi, keyingisini qaraysizlar. Nechinchisi? Undan keyingisi nazariy ekan, 32. Nima debdi? 32 quyidagi ifodalarning qaysi biri izotop bilanning xususiyatlarini aks ettirgan? Xo'p, izotop nima edi? Protonlar soni. Proton soni bir xil, massasi ham, neytroni ham? Yo'q. Tutosh neytronlar soni turlicha bo'lgan, bitta kimyoviy element atomlari. Qaranglar. Masalan, izotop desa, bu 32 mi? Masalan, kislorodni tabiatda 3 xil izotop uchraydi desak, 16 ham bo'lishi mumkin, masalan, tabiatda 17 ham, 18 ham degan, to'g'rimi? Lekin tartib raqami nechiligicha qolaveradi? 8 gacha qolaveradi. Demak, protonlari bir xil, massasichi? Har xil. Ayiradigan bo'lsa, neytron kelib chiqadi. Neytron. Neytronlar nima bo'ladi? Har xil bo'ladi. Tushunarlimi? Shunda javobni olish mumkin, massasi bilan neytroni har xil, protoni bir xil. Neytronlar soni turlicha bo'lgan bitta kimyoviy element atomlaridir.
desek bo'ladi, neytronlar turuvchi, lekin element bittami yo har xil mi? Hammasi kislorod elementimi? Shunaqa bir xil element. Xo'p, keyingisi necha? 33 mi? 33. Mana bu safar ana shunaqa deganmish, ishlaganizlar? Ha, markali yo'q bilan ekan. Qani bitta ko'raylik qani. Nima debdi? Noma'lum tarkibida 37.5% neytron jami elementlar zarrachaga nisbatan saqlaydi. U undagi proton va elektronlar yig'indisi neytronlar yig'indisidan 20 taga ko'p bo'lsa, noma'lum elementni aniqlang. Boshladik. Masalada aytibdiki, barcha zarrachaning 37% neytron deyapti. Necha xil zarracha bor hozir? 3 xil. Qanaqa? Proton, neytron, elektron. Elektron, neytronda? Xo'p, o'shani necha foiz neytron deyapti? 37.5%. 37.5%. Endi savol, o'zi barchasi necha foiz bo'lishi kerak? Shunaqa emasmi? Barcha zarracha necha foiz bo'lishi kerak? Xo'p, 100 dan esa qolgan proton va neytron bo'ladimi shunda? Proton va elektron bo'ladimi? Xo'p, endi 100 dan 37.5 beringlar. Demek bu proton ve elektron, doğru mu? Şimdi yeni bir tamamı var. Proton kaç yapsa elektron şu çabışını bilesem? İkiye böyle ne kadar? 31.5. Yani proton ne? Elektronum 31.5%. Çöndük mü? Çöndük. Yani tenkü. Yani 31.5 proton, 31.5 elektron, 37.5 neytron. Kaç kere neçin bir adı? 100. Tenk bugün için ikiye böyle koydum şu çeke. Çöndü mü? Endi qaranglar. Aytyapti. Masalan, sen proton qanchaligini bilasan? Yo'q. Nech bilmasang nechta bo'lasan? 100 yoki 1. X. Bilmasang nima deb olamiz? X. Masalan, qaranglar. Protonni bilmayman, elektronni ham bilmayman. X deb olsam, bu ham nima bo'ladi? X bo'ladi. A neytronchi shu ikkalasini yig'indisidan yo y demaymiz, y'dan qochamiz biz. Ya'ni y desa o'sha ikkinchi nomali bo'ladi. Şu proton ve neytronda, proton ve elektronda neçte ikan deyaptı? 20. O zaman proton ve elektronun kanca? XX. Kanca verattı? 2X. Malatsi. Yani proton ve elektron neçte ikan? 2X mi? O şanda neçte ikan deyaptı? Böyle 20 ikan deyaptı. Çünme diye? Boş kattı. Çünme diye? Yani proton ve elektronun kanca o zaman? Şunda neçte ikan deyaptı? 20. Bu? Hop, şu neytron neçte faz taşkili tadı yaptı? 37.5% tashkil etadimi? Shunaqami? Aytgich, osonroq yo'l bilan qilsak, mana shuni 100 deb olsam bo'ladimi? 100 deb olsam nima kelib chiqadi shunda 100% desam? Barchasi kelib chiqadimi? Nimasi kelib chiqadi? Hammasi kelib chiqadi, to'g'rimi? Xo'p, endi protonim qancha? Kelib proton 100 bo'lishini elektron, neytron nima qilish kerak bir-biriga uchalasiga? Qo'shish kerak. Protonim qancha? Elektronchi. Demak, proton plus elektron plus. Tushunsam tushmasam? Shuni soddalashtiram. Birga qo'shish haqqim bormi? Yana buni qo'shish haqqim bormi? Jami necha bo'ladi? 4x. Malatsi, necha bo'ladi? 4x. Keling soddalashtiramiz. Demak, 2x. Shuni tepaga yozyapman. 2x minus 20 teng nechini beryapti neytron? 35. Общий umumiy qancha beryapti? 4. 4x minus nechi? 20 teng nechini beryapti общий hammasi? 100. Shunda x topsam proton kelib chiqadi. Sal qiyinlik qilyaptimi? Endi tenglama ishini nima qilamiz o'yingida? Buni bunga, bunga, buni bunga va bunga. Keling bunisini o'zim aytaman. 200 200. Mən yox, bunu özüm aytdım. 2 mi? İndi bunu sizə aytdım. Qara, bu nə olsa gəlib var. 4 degan 2 də 2 degandır, doğrumu? 150. Da. 37-dən 2 tası 75, 75-i 2-yə qoysaq 150. X-i var mı yoxmu? Var. Minus 750. 2-yə qoysaq 75, 0 olduğu üçün 750. İndi qarayın mütəxəssislər, bunu bu yoxda sözləmə belə ötədi. Bunu bu yoxda sözləyə
Qaraylar, konkretlashtirib bayla mutaxassis. 200 bu bir qo'ysa minus 150 x teng minus bir qo'ysa plus minus nechini beradi? Shunga sat tushmasdan. Plus minus bo'lib ketdi. Savol qoldi. Nimaga buni bu yoqqa, buni bu yoqqa o'tkazdi desa? Qaraylar. Kichkinasi kattasini oldiga boradi deb necha marta aytganmiz, ha? Bu kichik, bu katta. Savol. Mana bu kichik son, bu kichik son bizlarga. 2000 kichkina, malasi. Chunki 2000 eng ana, ya'ni qarz deganimiz 2000 qarz bashi kichkinada endi son desa. 2000 minus 2000 degani. Pastda degani. Shunda buni bu yoq, mana bundan qaranglar, 150 200 ga nisbatan kichik-ku. 150 bu yoqqa chiqsa nima bo'ldi? 2000 bu yoqqa chiqsa? Lekin buni oldi ishora nimada? Turibdi-da o'ziniki. Oldidagi ishora o'ziniki, orqasidagi emas. Xo'p, shunda bundan buni ayirdi matematiklar. 50 x turadi yonda. Bundan buni ayirsak 1250. Mana buni xalas bo'ldi. Matematikada 5 ga bo'ldi degan 2 ga ko'paytir degan. 25. Shuni bu bilan bu qisqaradi. 125 5 ga bo'lsa 25. 2 ga ko'paytirish degan. Bormi shoqchab 25. Shoshmanglar. 25 menga nima kelib chiqdi? Protonlar soni kelib chiqdi. Mana nimasi so'ragan? Bizdan nomarum element. Element so'radi. Elementning kimligini nimasiga qarab bilamiz? Protonga qarab yoki neytronga qarab? Protonga qarab. Proton nechta ekan savollar? 25. O'sha 25 kim? Tartib raqami bo'lsa 25-chi tartib raqami kimki? 25. Marganis. Chunki y deb anaqa qil, uzoq. Anaqa y deb olgandi-da. Yo, matematikaga farqi yo'q. Y deb olib ketish yoradi. Matematikani endi boshlayotgan odamlar sal qiynaladi egirlik. Lekin shunaqa ishlaganmisiz? Ha, shunaqa. Ya farqi yo'q, u narsa ikkalasi ham bir xil narsaga olib keladi. Yana bitta yo'li bor, javobdan ishlash yo'li ham bor. Menimcha shunaqa javobdan. Javobdan ishlash yo'li nima kerakmi? Buni birinchi rasmga olinglar. Demak, birinchi o'rinda tenglama tuzib oldik. Mana birinchi o'rinda protonning foizini hal qilib oldik. Biz vashida kerak emas ekan bu ish. Umuman kerak emas ekan bu ish. Birinchi o'rinda tenglama tuzib oldik. Ya'ni proton qancha bo'lsa elektron ham shuncha dedik. Va neytron nisbatan nechta ekan dedik? 20 ta ekan dedik. Shu proton va elektron yig'indisi 20 ta ekan dedik. Va shuncha foizki bu. Barchasini qo'shsak necha foiz beradi? Shu tengni mashq qildik, bo'ldi. Bitta teng nima ekan? Endi tasavvur qilinglar. Bu yechim emas. Noto'g'ri tushunmanglar. Ustoz javobdan o'rgatarkan, javobdan o'rgatish yechim emas-ku deganlar. Masalan, imtihonda o'tiribmiz. Tayyorlanganimiz ko'p bo'lmadi. Imtihonda ishlashimiz kerak. Lekin bilib turibmiz, proton va elektronni qo'shsak, neytronga nisbatan nechta ekan? 20 ta ekan. Tushuntirsam, yana bir marta qaytaraman. Masalan, qaysidir element bor, toshda. Proton va elektronni qo'shib 20 ta desak, nimasi kelib chiqish kerak? Neytron kelib chiqadi. Va shu neytron necha foiz tashkil etishi kerak? 37 foiz tashkil etadi. Kelinglar. Birinchi xato javob bo'lmaydi, to'g'ri javob bo'lib kerak. Nima desangiz shu? To'g'ri javob. Nima qilamiz o'zimiz qiynamay? Nechinchi masala edi bu? 30. 3. Mana marganes, to'g'ri javob. Tartib raqami nechchi? 25. Nima proton 25 bo'lsa, elektronni nechta bo'ladi? 25. Neytronni solamiz. Qo'shib nechta ayirasizlar endi? 20 ayirasizlar, qo'shinglar. 50, 20, 30. 30. Shuni qo'shsak, jami necha foiz bo'ladi? Qo'shinglar hammasini. 80. Va bu necha foiz? Neytron topganda necha foiz bo'lish kerak ekan? 37-yu 5. Demak, 30 ni ko'paytiramiz 100 ga, bo'lamiz ichiga 80 ga. Bu bilan bu qisqaradi. 300 ni 8 ga bo'lish kerak. 30 ichida 8. 3 ta bor. 8 kere 3. 6. Bitta 0 tushiramiz. 60 ichida 8. 7 ta bor. 7 kere 8 56 to'g'ri qoladi. 0 o'zi qaranglar, 0 qolmadi-yu, to'g'rimi? O'zimdan 0 berganchi bo'lsa butun qo'yaman. 5. 5 ta. Qayerga to'g'ri keldi? Chalo? Boshqasini olib ko'rsak. 30 qoldi-yu, shuni tushuntiraman. Qara. Aytyaptiki, aytyaptiki, proton bilan elektronni qo'shsam deyapti. Neytron unga nisbatan 20 ta kam bo'lsa deb. Proton va elektron 25 plus 25 50 ku.
o'shandan 20 ta ekanmiz deb yapti. Boshqa javob bersangizlar o'xshamaydi, 37 yarim berib. Tushundingizmi? Endi, xo'p. Keyingisi 37. Totali 34 ekan, ha? Aytayaptiki, SO2 vazot. O'qinglar qani? Bunda javob chiqarishdi-ku. Nima debdi? SO2 va azot gazlari aralashmasi natriy gidroksid ertmasi orqali o'tkazilganda aralashmaning atomlari 4 marta kamaydi. Dastlabki aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini aniqlaydi. Xo'p, doimiyda vodorodga nisbatan zichligini so'rayapti. Unda nima kerak doimiyda? Ikkita gaz berilganmisiz? Eng o'rtacha kerak. Uni har bir nimasasini har bir nimasiga bo'lish kerak? Xo'p. Va kim reaksiya kirishadi natriyoshma? Kislotali oksidlar reaksiya kirishib tuz va suv hosil qiladi. Yoki o'rta tuz hosil qiladi. Yoki nordan tuz. Aytmasa o'rta tuz qo'yamiz. Azot kirishmaydi shubha. Nima qilsa ekan? Kirishmaydi. Savol, kim yo'qolib ketyapti? Reaksiya kirishib yo'qolib ketyapti. SO2. Yana bir ta qaytaraman. Modda bilan kim reaksiya kirib ketyapti? SO2. Tushuntiraman. Boshida SO2 bilan azot bo'lgan. Reaksiya kirib ketgandan keyin faqat kim o'zi qoladi? Azot. Azot o'zi qoladi, chunki qolgan reaksiya kirib ketdi o'zi. Demak, kamayish kim hisobidan bo'lar ekan? Azot. SO2. SO2. Endi qaranglar. Doimgida bittasini birda bo'lsa, tushuntiraman, chunki men mol nisbatini bilmayman. Va atom nisbati necha marta kamaysin deyapti? 4 marta. Boshida umumiy atom qancha berdi? 2 ta. Buniki chi? Obshi. 3 ta. 2 ga 1 qo'ysa necha bo'ladi? 3. Bu chiqib ketgandan keyin kim qoladi faqat? Azot. Azot qancha azot atom bor? 2. Shunda necha marta kamayapti? 4 marta. Shu tushunarsiz bo'ldi. Tushunarsiz? Shunday, ya'ni boshida bu ikkalasi edi, tepaga qo'ydim. Oxirida faqat azot tuzi qoldi, pastga qo'ydim. Ya'ni bu ikkisi bo'lgan uchun pastga x qo'ydim, ikkita x. 4 marta kamaydi-da, shu faqat azot qo'ygan uchun. Tenglama ishlaymiz. O'zi bo'ladi. 1 ga ko'paytirsak, teng 8x. U bu yoqqa o'tsa, 8x minus 2x teng necha? 3. x barobar, buni bunga bo'lamiz. Demak bu x kimga tegishli edi? Demak azotni necha mol ekan? 5 mol. 0.5 mol. Tushundik. Tushundik? Shu narsani isbotlab beraymi yoki shart emasmi? Demak shu yoqqa qo'yasizlar, kim yoqqa qo'yasizlar, keyin chiqib chiqadi. Demak boshladik. Massasi birinchi masalan SO2 1 mol deb bo'lganmisam, MR qancha buni? MR 64. 64 1 ga ko'paytsam o'zi pi plus 28.5-si. 14 taqsim buni moli 1, buni kichi yarim. Buni qo'shsak 78 ni 1.5 ga bo'lsak. 3 ga bo'lib 2 ga ko'paytirgan. 26 52. 52. Demak, eng o'rtacha necha ekan? 52 ni 2 ga bo'lamiz. Mumkin shunday. Qalib oladim. Okay. Xo'p, shuni. Endi masalan 35-masalada shunaqa deyaptiki, masalan bitta qo'ringlar. Bosim berilgan ekan, 5.8 kilopaskal bosim va 7 gradus temperaturada noma'lum gaz turibdi. Shu gazning zichligini 3/4 marta orttirish uchun temperatura necha gradusga orttirilish kerak? Xo'p. Yopiq idishdagi ekan. Zichlik desam, forma kelib chiqadi. O'zi bu forma bunday kelib chiqadi. Ya'ni massa bilan hajmni bo'lib qilsak, zichlik kelib chiqadi va bu forma kelib tushadi. Xo'p, bosim berilgan. MR'ni nimaga aynan bermaganligini tushuntirib ketay. Chunki mana bu yerda MR'ga ko'paytirib, mana bu yerda yana
Ma bunu kana MR işlettiğim. İki mert işletse az kısa harekete de MR. Yani ben takaytarım ha. Ma bittim MR işletiyor. Bir adam işletse şartlamaz o zaman. Hakkıyla gen son kozi kokşaydı var mı? Mesela 10 kozi bir adam ne çıkıyormuş? Var o şansı bir kere kokşaydı şartlamaz. Kısa harekete de. Üçüncü uzunluğunda bir yap koydum. Kıyım olmasın için. Basın bor. MR uzunluğundan oldu. Bu doyum isim. Kızık tarafı neydi mi? Şunu bir de basın bari kokşaydı. Çünkü bir basın bir yoksa yana kayıtı bir gibi olamaz ki. Şöyle mi? Bir kıl. Fakat biraz, 7 gras bulsa 270 kuş buldum. Ne için buldum? 280. Şuradan zişlik top buldum. Çıkan zişlikim 0.045 buldum. Şuna kapalı mı? Yani şuna ait yaptı. Şuna hamasmaz. Ne çıksın ki aşırısın dedi. Uç kısmı aşırı dedi. Uç kısmı aşırı dedi. Kemal yatırıldı. Yani torudan uç kısmı kemal yaptı mı? Demek zişlik aşırı mı? Aslında kemal geldi. Şunu ne çıkıyor kemal geldi? 0.030 soru kemal geldi. Ahar geç oldum. 341 341 0.26 3'te falan basıyor mu oladım öyle. Şunun 0.341 demek ki en gizli çekim neçeye deneyken 0.0341 bası basın mı ayıtma gelince uşağı halat top gittim. Ve emeğe boşluğum bera bakandım kenan bir. Bu doyumu son. Şunu da ki en gizli çekim topsam içine verdi 300 kengi haralatta 373 verdi. Ve bu kelvindi. Şimdi servise soru gömsünüz ne kadar? Ya o zaman koşarken halatı var. Şimdi ayar oramız siyazı gibi çıkardım. Şunu zaman? Demek neçe gras siyazı buluş gerekiyor? 100 gras. O değil hararat aşağısı tasar kıladı zişlikle. Şunu tur oğlum. Yani zişlik o zaman kemer yerken. Hop. Rasim oldu zaman? Yeni ki hangisi? 37'de nazarlayın. Ne edipti? İngiliz alama. 18. asrning oxirida elementlarning o'zaro muayyan miqdordagina birikka olishini aytdi hamda bu miqdorni biriktiruvchi miqdorlar deb atadi. Xo'p, mana bunaqa narsa bor-da. Ekvivalentlik qonunida reysga kirishayotgan Wallace tomonidan kiritilgan ekvivalentlik qonuni. Reysga kirishayotgan moddalar ekvivalentiga mos ravishda birikadi degan. Nimasiga mos ravishda? Ekvivalentiga mos ravishda birikadi yoki bir-birini o'rnini oladi. Va shu narsa Wallace nimasiga ta'rifiga to'g'ri kelyapti. Şunda kaç cevap oldu? Kaç cevap olsun bu. Hop. Kengisi? 56 litrede 6.02 kubatı 10 derecesi 24'de altta bu kusturucu gazlar aralaşmasını korsatayım. Yine karayla. 36. 36 ha? 56 litrede yaptı. Ne çıbasını da yaptı? Avvalo shuni nolga o'tkazib olaylik. 6.02 10 24 bo'lsa, shuni 23 qilsak aga bu bitta xona oshadi. 6.02 10 23. Bu bilan bu qisqarishni necha bo'ladi? 10. Endi keling litrni ham nolga o'tkazamiz. Ikkita 44 8, yarimta 11 2. Demak koşsak iki yarım da bulurken. Çalım mı? Hop. 6.02 23'te atom diken ha? Demek bunu neyken bu? Atom. Yani iki yarım oladı. Neşte atom basın diye yaptı? 10 da atom basın diye yaptı. Cevabla mı? Önce iki tane gibisi gerek ha? Yok bir tane. Ha cevap okuyunuz. A cevaptı. Azon. Ben mi? Kislarot. B cevaptı. Metan ve sulfat angidrit. C cevapta metan ve iskazı. Metan ve iskazı. D cevapta azot ve kislorot. D cevapta azot ve kislorot. Kislorot. Sen kişiye soru verin. 2.5'dan 10'a uçuşu ne için matematik katta başlayalım? 2 matematik yok. 2 tarz. Hop, 36'sı. Hop. 6.12, 12.20, 24'sı bitti hana sürsek 60 böyledi. Yani bitti sonunda bir yok katkı zorladı. Çünkü yapsam? Yani 24'te 0'lı da gene, 23'te 0 koydu, bitti 0'lı bir kutu var. 60 böldü, bu 6 böldü. Bu olsa ne işte atlamı barış gerekiyor? 10'tı. 56'ını, litrini, ünye mol yoksa ne işte mol iken? 2 yarım mol. Demek hadi yaptı, şunu da yapalım moddan olayın ki 2 yarım mol dedi. Ne işte atlamı basın diye yaptı? 10'tı atlamı basın diye yaptı. Bir de koydan yeter. Eğer hamas azot bası, yok ki hamas iki sorot bası, yani barın içini vermeydi, 10'ını vermeydi. O da yıklayı. Mesela eğer azot ve kisorot, neçim ol? 2 yarım ol.
Neçte de atom var? İki tane atom var mı? Neçi var taş attı? İki mart taş attı mı? İki mart taştan neçi var adam? Onda bir atom. Yok. Şunu turalım mı? Demek D cevap o zaman çıkıp gitti. Şimdi koyarımız A cevabı. Şimdi ozon ve kislorod. Neçte atom var? Üçte. Bunda çi? İkide. Eğer iki yarım olduysa, eğer hamasını uç kıyayın taktıralım değil mi? Uç bir harekatta basın, neçin verildi? Yedi yarım verildi, doğru mu? Eğer hamas ozon bugün, halbuki bunun işte anaki kislorod var. Kaç adı kısa? Şunu trol yapma mı? Yani bu yerden halat şuna kabul yaptı ki, ozon bu kem bugünlük için onu vermedi. Demek acaba iki tane. Şunu troldu mu? Yani halat şuna kabulsin ki, ma kanakatır halatta onge doğru kesindi. Ma ikilasın uçuk yanda onu vermiyor diyor. Ondan kemrak sonra. Maksimal ikilasın uçuk yanım diyem uçuk masmayındı. Yedi yarım verirken. Hamas o zaman bakanım, en katası bakanım. Şimdi ki İngilizsiz B cevap geldi. Karayla mutlakasınlar. Eğer Hamas'ın doğru bakanı onu verirdi. Lakin bir yolda beşen var ki. Onu beşke kubu, iki yarım beşke kubu, on iki yarım kubu gitmedi mi? Hoca aflamaz ki bir tanesi aşıp gitmedi, doğru mu? Eğer yani bir tane tamam masal kareli. Hem tor baha buluyoruz biz, hem beş baha buluyoruz biz. Ortaca bahamız ne kadar tor buluş mümkün mü? Yani kareli. Doğum tor ve beş buluyoruz biz. Ortaca bahamız tor buluş mümkün mü? Romuna tor çıkış mümkün mü? Yok. Tordan katar olsan çıkar değil mi? Masal kareli. Bana tor plus beş bulu kançadır bası. Ortaca tor çıkış mümkün mü? Tordan katta 5'ten kişi son çıkadı mı? Ne demek istiyorum ben? Eğer torunu kubaytırsan bu 10'u verirdi. Eğer bunu 5'e kubaytırsan içini verirdi. Ve bana bir kitap sonunda orası da buluşur. 10'dan katta 12 yarımdan kişi son buluşur. 10 bu muydu dedi. Çünkü bir tanesi 10'dan katta 12 yarım veriyor diyor. Ucu düşüneyim mi? Ucu 10'dan katta son buladı. Lekin benden de içini versin diye yaptı. Çünkü torunu bu mu? Yani ozdan 10'dan katta çıkadı. Kamada 5 bölüm için. Değil mi? Kaç cevabı çıkıp gitti? B cevabı çıkıp gitti. Sen cevap geldik. Sen cevap ki kadar sen. Eğer bu teyneme kapı taşıdık. Teyneme açıramız. Bu şuncaki ne kadar? Şun duruş için ne kadar ilgili? Eğer ne bu oldu? Hulas oralıkta buluş gerek. Bites ondan kette, bites ondan ne buluş gerek? Küçük buluş gerek. Eğer hamasını iki yarım dediğim bulsam, beş kek kubaydır dediğim bulsam, neçin buladı? On iki yarım verirdi mi? Eğer 2 yarım mı? 2'ye kubaytırken sen için verirdin? 5'i verirdin. Kalkara şunun orası da 10 bu mu? Yani şu orası da 10 bulsun diye. Bana kareyle mesela 2 yarım 3'ye kubaytırsan ne için verirdin? 7 yarım 2 yarım 2'ye kubaytırsan 5 ve 7 yarımdan küçük 5 dakikada son buluşu mümkün. Orası da 10 bu muydu? 7 geldi mi? Yani orası da 10 bulsun. Bunu orası da 10 buluşu mümkün. Kontrolda mı? Bu şunçaki tasavvur kılıp işler gibi mesela hakiki yiyeçin çıkmaya diyordu. O demek 36 çoğru böyle mi? Nasıl gibi olası? Hop, 38. 38 ne diyordu? Hop. N2O ve amiyakta ibaret aralışma tarkibidir. Proton sonu neytron sonundan 1,20 torumatik kubikken. N2O ve azot yaptı mı? Ya amiyak yaptı mı? Amiyak. Ha. Proton sonu neytron sonundan neçim artık kubik yaptı? 1,20 torumatik kubik yaptı. Ha. Ve hacmin nispeti yok ki. Kandemen soruyken? Hacmin ölüşünü. Kime hacim ölüşünü? N2O'nu hacmi oluşturduğunu mol oluşunu soruyordu. Yani ikarasının molu neç faiz? 100 faiz, N2O'nunki neç faiz diyeceğim de yap bu. O için ben molunu bilişim gerek. Hop, kaç sıfırı kaç molu yiyin bilemez mi? Doğum giden ne baklamız? Bitesini birde basak, bitesini ne diyeyim olamız? Doğum giden nispet mi bilmemiz de, her zaman bitesini birde basak olalım. Şunu da karayla, proton hesaplamamız havalı. 7 kere 2, 14 plus 8, neçi buladı? 22. Xo'p, neytron buni protonni 7 ga o'xshib qo'ysak 10 ta. Xo'p, neytronni
topşta oldu, en beri topş gerek. 14 ikitası. 28 plus 16. 44. 22 ne ersek? MR'dan proton ersek, yani 44'dan 22 ne ersek? 22'de neytron var ekan. Ha, bunun masası. 14 göçü koysak. 17. Neytron topuşun masadan proton eriş gerek. 17'den 10 ersek, 7'de neytron var ekan. Fakat şimdi bunun 2 ne olurdu? 2 kez x burada. Ne bu? Çünkü onların ne demeli? X'i var. Başladık. Taşıyalımız tepeye protonlar. Neşte proton? 22. Plus neşte proton? 10x. Taksım. Neşte neytron? Doğru mu? Bana neytron. Şöyle mi? Taksım 7x. Teng neçe veri yaptı? 1 bütün? 20 doğru veri yaptı. Çınzı? Demek işte istedim ama. 22'nin yokunu uzmaydı mı? Bir yokunu uzmaydı mı? 22 plus 10x. Dedi bir yokunu uzmaydı mı? Bugün bir yokunu uzmaydı mı? Yirmi yetti yu. Plus 7'den bir yokunu uzmaydı mı? 8'u 68 x'en var. Şimdi katastur adı. Küçükken sol diye bağırdı minus bana. Katta sözü duradı. Bu minus boyutadı. Şimdi bundan buna yaramız. Çırılsan çıktı ha? Demek bu ne için malik ya? Doğru malik ya. Çağır bunu. Doğru bir ilgilerse de mi? Yok yok. Hala devam var. Mal ölüşün sana gel. Mal ölüşün gel. Birincisi ne için mal? Bir, ikincisi ne için var? Tor. Bir plus tor, ne için verildi? 5. Ve bu bir gün sıfatı alınıyor mu? Kim bir gün soruyor? En iki onu soruyor. En iki on iki kaç mı oldu? Bir. X para var bize. Şimdi bir ile birge köpeytirip, bölümümüz 5 ki. Bir taksın 5 deyken cevap var mı? Bir taksın 5. Yok ki 0 2. 0 2 var. 0 2 var. Değil mi? 1 ile 5 ki bize 0 2 çıkıyor. Çünkü kim çıkmadı? Karla? Ya, yaşa. Şimdi karabır. Karabır cevap yok mesela. Anakı 39 çıkmadı. Basın bor, hararet bor. İyi. Yani basın bor. Ve harora soruyordu. Demek P0, V0, P1, V1 geçeceksin. Fakat bir tane atmosferi bulsa, klapas kilo kutuz olası. Bu ne için bu? 39. 101, 325 kubik kubik olamaz. Eğer atmosferi verildiğin bulsa, her dayan 101, 325 kubik kubik olamaz. Şimdi klapas kilo kutuz. Şimdi kengisi 40. 41. Okuyla. Eski H4 ve eski azdan ibaret paralaşmada azotinin geldiğin hacim oluşu fuat buluşunun masa oluşu fuatda kandan buluyordu. Masa oluşu kança buladı sen? 50 bin cevap mı? 50 bin de. Ne gel? Ne mi gel? Şuna gel. Ne mi gel? Kızı tarafına değil mi? Çırası bitti mi o dede masa bulalım. En verici hatta. Karayla. Bunun masası ne için? Bu ne için? Bu ne için? Barkal bu kendine ki. Ana kasayan barkal bulalım. Masa oluşu kanaka olsun. Moğol oluşu kanaka olsun. Çın turu aldı mı?
Yani bir xil mesela 10 ta 5 olsa desem ortaça baho 5 lira diyor. 9 ta 5 olsa ortaça baho 5 lira değil mi? Yani 10 ta şuna 28 lira olsa desem barib massa olish o'zgarmaydi. Tushuntira oldimmi? Qoida shunaqa. Bir xil narsani olsa, yana bir aytaman, 0 ulush bilan massa olish bir xil bo'ladi, qachonki o'sha MR-lari bir xil bo'lsa. Shunaqa taraf bor. MR bir xil bo'lsa, shunaqa bir xil chiqadi. Tushuntira oldimmi? Xo'p. Endi keyingisi. Endi 42. 42 da jadval berilgan ekan. Va A, B, C modda berilgan ekan. Xo'p. Va suyuqlanish temperaturasi, qaynash temperaturasi. Suyuqlanish va qaynash. 160 15 60 10 130 210. Bittani ham tushuntirib qo'yaylik. Moddani agregat holati 3 xil desak, masalan, gaz, suyuq, qattiq. Moddalar ko'proq minusda qattiq holatda qotadi. Tushunarlimi? Ya'ni gaz oshib borsa, qattiqdan gazga, suyuqqa, suyuqdan nimaga o'tadi? Gazga o'tadi. Agar gaz kamayib borsa, minusga qarab. Gazdan suyuqqa, suyuqdan qattiqqa o'tadi. Agregat holati. Masalan, suv 0 gradusda muzlaydi. Masalan, minus 50 gradusda shu suv muz bo'ladi. 0 gradusdan 100 gradusgacha suyuq bo'ladi. 100 gradusdan keyin qaynaydi, to'g'rimi? Ya'ni, masalan, suv misolida ko'radigan bo'lsak, 0 gradus bu yerda 0 dan 100 gacha, shunaqa desam bo'ladimi? Dan boshlab gacha 100 dan yuqori, masalan 101 dan yuqori bo'lsa, uje qaynaydi. Teskari bo'lar ekan shu joyi teskari. Ya'ni minus bo'lsa pastda bo'ladi, ya'ni 0 gradus. Bu yerda 0 dan 100 gacha 100 dan yuqori. Tushuntira oldimmi? Ya'ni harorat oshib borgan sari moddalar qaysi holatga o'tib borar ekan? Gazga o'tib borar ekan. Endi qaranglar. Suyuq bilan gaz orasida qaynash bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Mana 100 gradusda oshsa suv qaynaydi, keyin anaqa bo'ladi, to'g'rimi? Endi qattiq bilan suyuq orasida suyuqlanish bo'ladi. Tushuntira olyapmanmi? Ya'ni 0 gradusdan oshsa suyuqlanish harorati bo'ladi. Ya'ni 0 gradusdan masalan qilib 1 gradus qo'yishni, 0 dan 1 0 dan 1 ga oshsa suyuqlanish boshlaydi. 100 dan 101 ga o'tganda qaynash boshlaydi. Demak, suyuqlanish kim bilan kim orasida? Qattiq bilan suyuq orasida, qaynash suyuq bilan gaz orasida bo'ladi. Shu narsani tushunib olish kerak. Endi masalada aytayapti. Unga ko'ra standart sharoitda qaysi modda agregat holatda, qaysi modda qanday agregat holatda bo'ladi? 25 gradusda debdi. Ya'ni 25 gradusda A qanaqa agregat holatda bo'ladi? B qanaqa agregat holatda? C qanaqa agregat holatda bo'ladi debdi. Necha gradusda? 25 gradusda. O'zi minus 160 gradusda nima bo'lar ekan? Suyuqlanar ekan. Minus 10 gradusda nima bo'lar ekan? Qaynaydi. Ya'ni u hali 0 ga yetmasa qaynash boshlayapti. 0 ga yetsa nima bo'ladi? Bug'lanib gaz bo'lib ketadimi? Tushuntira olmadimmi? Boshqa yerdan. Ya'ni avval suyuqlanadi. Oshirib boraversam qaynaydi. Keyin gaz bo'ladi. Harorat oshib borsa. Endi qaranglar, minus 160, minus 10, o'sha masalan minus 9 bo'lsa o'sha gaz bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Ya'ni o'sha plusga ketgandan keyin o'sha tushunaverasiz, o'sha gaz degani nima? Tushuntiraman, masalan oddiy kislorod misolida aytaylik, yoki azot. Azot kislorod minus gradusda, ya'ni minus past haroratda qattiq bo'ladi yoki suyuq bo'ladi. Lekin 0 gradusda o'sha gaz bo'ladi-ku ular. Tushuntiraman, endi 25 gradusda azot qanaqa? Gazu. Tushuntirib olyapmanmi? Ya'ni qaranglar, minusdan plusga qarab bordimi?
Ya'ni plus degani issiq degani bu. Minus degani sovuq degani. Sovuqdan issiqqa, ya'ni o'sha 0 gradusga o'tdimi, o'sha qanaqa holatga o'tadi? O'sha gaz degani. Tushunmaysizmi acha? Demak, boshqatdan qaytaraman. O'sha 10 gradusda qaynagan narsa 9 gradusda o'sha gaz deb tasavvur qilsangizda bo'ladi. 9 gradusda gaz bo'lsa 25 gradusda nima deb o'ylaysiz? Plusga qarab bo'lyapti. Minusdan qaysi qayerga qarab bo'lyapti? Plusga. O'sha gaz bo'lib ketadi desak bo'ladi. Demak, bu qanaqa holat bo'ladi shunda? Gaz. Endi qaranglar, bu necha gradusda suyuq qaynayapti? 15. 15 gradusda suyuq, lekin 130 da qaynayapti. Bizda necha gradus bo'libdi? 25 o'rtasida bo'libdi. Demak, kim bilan kim o'rtasi? Suyuq bilan qaynagan o'rtasi suyuq bo'ladi, mana qaranglar. Avval suyuqlanib, keyin qaynaydi-yu. O'rtada nima bo'ladi? Suyuq. Demak, bu qaysi holatda bo'lar ekan shunda? Suyuq holatda. Qachon qaynaydi desa, 140 gradus bo'lsa, balki gaz bo'lishi mumkin. Tushuntira oldimmi? Endi qaranglar, 60 gradusda suyuqlanar ekan. 60 gradusda hali qattiq ekan u. 60 gradusda nima ekan hali? Qattiq. Lekin bizning 25imiz qayerda? Bu yerda bizning 25imiz bu yoqda. Demak, bizning 25imiz bu gaz tarafda ekan. Bu yoqda qaysi holatda? Suyuq. Suyuq holatda ekan. Bu yoqda qaysi tarafda ekan? Qattiq. Ya chunki hali 25 60gacha hali anaqa bo'lmaydi, hali suyuq bo'lmaydi. 60gacha qattiq bo'lib turadi. 60 dan oshgandan keyin suyuq bo'ladi. Demak, 25 gradus qanaqa ekan bu? Qattiq. Tushunganda bitta qoldi kitob. Hamma tushundi. Kayg'a tushunmayapsiz deb tasavvur qilyapman-da. Demak, qattiq bilan suyuq orasi suyuqlanish bo'ladi. Bu degani hali endi bu yoqqa suyuq qotib ketdi degani. Suyuq bilan gaz orasi qaynash bo'ladi. Qaynab-qaynab keyin gaz o'tib ketadi. Ya'ni minus bu tomon, bu tomon plus bu tomon. Da. Chunki qizdirsa keyin anaqa. Qancha kushni hazırladik? Plus, minus. Ya'ni qizdirsa gaz o'tib ketadi. Tushundingmi? Rasmga olinglar. Ya'ni bu tomon qattiq. Bu tomon mana bu o'rtasi suyuq. Mana suyuqlanish bilan mana qattiq, mana bu yerda qattiq deb tasavvur qilsak. Qattiq bilan suyuqlanish orasida nima turibdi? Xullas qattiq bu suyuqlanish bilan gaz qaynash orasida suyuq, qaynagandan keyin nima bo'ladi? Gaz. Qattiq, suyuq, gaz. Xo'p, keyingisi. Buni o'chiramiz. Qirg'uchmi? Nima debdi? Quyidagi ibodalarning qaysilarida xlor oddiy modda tarzida foydalanilmagan? Xo'p, oddiy modda haqida ma'lumot beraylik avvalo. Qirq uchi. Xo'p. Agar erkin holatda bo'lsa oddiy modda bo'ladi. Agar erkin holatda bo'lsa nima bo'lar ekan? Oddiy. Masalan, biz kislorod bilan nafas olamiz. Bu elementmi, moddami? Element bu, kislorod elementi. Ya, to'g'ri. Biz erkin kislorod bilan nafas olyapmizmi? Demak, bu modda. Kaliy perxlorat tarkibida kislorod uchraydi. Uni ichida uchraydimi? Nimadir ichida bo'lsa element bo'ladi. Tushundim. Ohak tosh tarkibida uglerod uchraydi. Bu nima? Ohak tosh tarkibida uglerod element. Baliq suvda erigan kislorod bilan nafas oladi desa, suvda erigan degani suvning ichidagi emas. Suvda alohida kislorod erib turadi. O'sha ichidagi kislorod bo'ladi, alohida O2 holatda. U moddami, elementmi? Alohida modda bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni nimadir ichida bo'lmasdan erkin holatda bo'lsa modda, qaysidir moddan ichida bo'lsa element. Yoki ikkinchi holat bo'l, davriy sistema haqida gapirsam element bo'ladi. Ya'ni qaysidir guruhda, qaysidir davrda, tartib raqami, yadro zaryadi, proton, elektron davriy sistemaga tegishli bo'ladi. Bular hammasi elementga tegishli bo'ladi. Endi rang, hid, ta'm, zichlik, qaynash harorati, massasi, molar massasi haqida gapirsa bu modda bo'ladi. Rangi bor, ta'mi bor, hidi bor deydi-ku. Buni nimaga tegishli bo'ladi? Modda. Bu 7-sinf sinfda bor. Endi o'qinglar. Birinchi nima ekan? Xlorning 3-ta elektron pog'onasi mavjud. Pog'ona deyapti. Bu nimaga tegishli bu? Pog'ona, pog'onachi, konfiguratsiya. Konfiguratsiya. Bu nima? Modda mi, elementmi? Modda. Element. Element, konfiguratsiya, davriy sistema-ku? Element.
Tushundimi? Element. Ya'ni ichga kirib ketyapti o'sha. Pag'ona pag'onacha deyapti-ku, o'sha ichga kirib ketadi. Ikkinchisi. Xlor yashil tusli bu. Rang haqida gap ketyapti, to'g'rimi? Bu nima? Modda. Bu tashqi tomondan ko'rinish haqida. Qaranglar, ichga kirsak, element tashqaridan ko'rinishi modda. Rangini ko'rasan-ku. Uchinchisi. Tarkibi deyapti. Tarkib desa nima deyiladi? İçide böyle yaptı mı? Element böyle. Görüyorsun mu? İçide. Törtüncüsü. Temur klorda yanıştan temur klor düşmasın böyle. Karayla. Temur klorda yanıştı gene. Temur klorla reisi kırışı yaptı ha? Klor hali numaraları içide mi yok? Hala erkek halatta mı hazır? Erkek halatta. Erkek halatta kesin değil mi bu? Muhattı. Temur klorda yanıştı. Klorun geliğe nisbeten içiliği 17-75. Karayla, klorunun geliğe deyse klor alakalı ko. 71 mesela onun geliğe bölgesi de yok. Ne kadar içinden yok erken halattan klor. Erken halattı ya, doğru mu klor? Klorunun geliğe yaptı. Alakalı da gapır yaptı. Yani emir hesablayalımız, bu demek bu yan modda. Esam. Bu yan meyken modda. Kengisi? Tabiatta klorunun ikide. Yani klor ve klor. 35 klor ve 37 klor. İzotop deyapti. O'sha davr ismi haqida gap aytibdi. Chunki davr ismini izotoplar bo'ladi-ku? Element. Shunday bo'ldi, qaysi bo'ldi? Shunday javob. Nimani so'ragan? Modda mi elementmi? Moddani. Qaysilari oddiy modda tarzida ifodalanmagan? Ifodalanmagan desa, modda bo'lmasin degan. Element bo'lsin. 1 3 6. 6. Bormi shu? Xo'p, rahmat kattakon e'tiboringiz uchun. Qolganini keyin davom ettiramiz.